Efendim Murat, belediye başkanı Murat Köse adaya adaylığını açıkladı. İddialı da konuştu. Yavaşça fark atabilirim dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz kendisinin adaylığını? Değerlendirmiyorum onun açıklamalarını. Değerlendirmeye değer bulmuyorum açıkçası. Efendim peki Sayın Akşener'in de sizlerle ilgili hem Ekrem İmamoğlu hem de sizinle ilgili biraz sert açıklamaları oldu. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde korktuğunuzu iddia etti. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer altılaması aday gösterirse aday olacağımı söyledim. Yani daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak altılaması da bundan liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Efendim Sayın Akşener'in İstanbul'da Ankara'da kendi adaylığını çıkaracaklarına dair net bir açıklaması var. Bu durum Ankara'da sonucu değiştirir mi? Değiştirmez. Aşağı yukarı 4.400.000 seçmenimiz var. Ben en az %60'a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun önüne hiç kimse geçemez. Dolayısıyla biz 5 yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecekler. Başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ben 28 Mayıs'tan sonra Sayın Akşener'le genel başkanlarımızın hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'in bilgisiyle birkaç defa konuştum. Burada konuştuğumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa muhalefetin daha güçlü olacağı, tabii bu arada İyi Parti'nin de daha nasıl güçlü olabileceği konusuna birçok senaryo ve fikir konuştu kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos'a kadar. Şimdi de en son olan, yani dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse, biz ne Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in ne de Sayın Meral Akşener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda değiliz. Hepsi kendileriyle görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin veya hangisi olursa olsun içine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun bir şey değildir. Dolayısıyla ortada bir operasyon varsa o operasyonun içinde biz yokuz, onu söyleyeyim. Kim operasyon yapıyor, ben operasyonu yapıyor. Ben bunu da anlamış değilim açıkçası. Bu bir yerel seçim. Savaş kelimesi de çok ağır kaçmıştır. Partiler arasında rekabet olur sadece. Biz kendimizi 4,5 yıl boyunca tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak görmedik. Her yerde Millet İttifakı'nın belediye başkanıyız diye bunu söyledik. Şimdi de böyle bir işbirliği olursa yine sonuçta kazanan sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, öncelikle işbirliği yapan partiler olacak. Eski adı Millet İttifakı'dır. Ama sonuçta kazanan hep Ankara olacak. Bunu unutmamak lazım. Kaybeden de Ankara olur. 40 ile birlikte gittik. Bu konuda uzun uzun sohbetlerimiz oldu. Dolayısıyla ben hala aynı yerdeyim. Bir işbirliği Ankara'da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti ilçe başkanları tarafından yapılan toplantılarda Sayın Akşener'e duyurulmuştur. Bundan sonrası tabii ki kendi vereceği karardır. Biz her türlü karara saygı duyarız. Ben o konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Yani korkan zaten Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taşın altına koymamız gerekirse de koyarız. Ama bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi parti genel başkanı aday ol diye çağırmıştır. Bu genel başkanlara hadi çık ortaya demesiyle yapılacak bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağına dair Sayın Akşener'in çok söylemleri olmuştur. Biz noter değiliz, altılı masa karar verecek diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde daha önce görüşüp farklı bir karar alınsaydı daha düzgün olurdu. Belki de o zaman eğer ille benim aday olmamı istiyorsa o şekilde de önümü açabilirdi. Ben bu konulara çok giren birisi değilim ama açıkçası gerçekten korkaklıkla suçlanmak benim açıkçası zoruma gidiyor. Korkak falan değiliz. Eğer milletimiz için usulüne uygun bir şekilde yol açılırsa
her şeyde aday oluruz. Ama önceliğimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dır. Ankara'da devam eden projelerimizi devam ettirmek, buna da Ankara halkı karar verecektir. Bir başkasının söylemesiyle, yani bunu Akşener'i kastederek söylemiyorum, ne rakip adayın söylemesiyle önüne geçecek durum yoktur. Ankara halkının terazisini kendimizi çıkarıyoruz. Efendim, bir siyasi partiye genel başkanı olarak... Yok, öyle bir şey, hayır o değil. Cumhurbaşkanlığı adaylığına davet edilmiştim, hatırlarsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ankara'mız için bu güzel tesis hayırlı olsun. Burası planda yıkılacaktı ama gördüğünüz gibi esnafımız çok daha sağlıklı koşullarda burada Ankara halkına hizmet edecek, hem de güzelce kültürümüzü, tarihimizi korumuş oluyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Başkanım.